2006 yılında yayın hayatına giren Fırtık en güzel çizgi karakterlerinden bir kaçıyla seyirciyi tanıştıracağız. Arap Tarzı ve Tarzan. Tekin Aral'ın Salacaklı'dır kendisi. Salacak, Salacaklı'daki kendi hikayesi, hayat hikayesi, şahit olduğu şeyler. Oradan türemiş bir mizah. Latif Demirci'nin, değerli Latif Demirci'nin ikisinde rahmetli anlıyoruz. Çizgileriyle hayata geçti. Heyecan verici bir şey artık. Bugünün kuşağını, bugünün mizah anlayışını bilen genç kuşağı biraz da geçmişin mizahıyla bugünün mizahını da göz ardı etmeden buluşturuyoruz. Arasında köprüler kurarak. Tam bir halk komedisi seyredecekler. Sinemaya seyircinin dönmeye başladığını düşünüyorum son zamanlarda. Önümüzde başka filmler var gelecek. İnşallah hep bir arada enerjimizle seyirciyi salona yeniden döndürmeyi başarırız diye düşünüyoruz. Her bakımdan hem kendimiz için hem de genel anlamda sinemamızın geleceği için heyecanlıyız. Umarız bir katkımız olur. 2023'ü bitirip 2024'e girerken bu filmin ve sinemaya giren filmlerin çok olumlu kişilerin geri dönüşleri var. Bu filmin de öyle olmasını, bundan sonra gelecek filmlerin de öyle olmasını temenni eder bir şey söyleyeyim ben. Keyifli günlerin bizi beklediğini umut eder bir durum bu kendisinde sinema adına. Ben de hani dönemine yetişemediğim ama mesleğimden dolayı o dönemi, o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için ve böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarım, abilerimle olduğum için çok mutluyum, çok sağ olun. Ben karakterim gereği Arap Kadri'nin kızıyım. Senaryo geldi, Arap Kadri ve Tarzan'ı görünce çok mutlu oldum zaten. Bizim bir üst kuşaklarda, benim kuşağım da çok karikatür okuyordu. İşte biz de lemanyaklarla, lombaklarla, prüngenlerle büyüdük. O yüzden çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu. Arap Kadri'nin kızı olmak da bana nasipmiş. Yani güzel oldu. O açıdan mutluyum. Yani biz kuşaklar arası bir şey var. Çatışma da var, birleşme de var. Yani ilişkiler güzel. Amacımız iyi filmler yapmak ki seyirci salona gelsin. İnancımız şu ki sinema filmleri sinema salonunda izlersin. O yüzden inşallah bizim filmimiz ve diğer filmler seyircinin sinemaya daha fazla gelmesine vesile olur.